Sabiha Gökçen'de havalimanı taksicileri. Yolcuların dışarıdan gelen taksilere binmelerine izin vermeyince kuyruk uzadıkça uzadı. Gerginlik de çıktı tabii ki. Üstelik bu yaşanan ilk olay da değildi. Ve bu kadar insan bekliyor kuyrukta. Boş gideceğiz mecbur. İnat ve ısrarla havaalanı taksisi verilecek diye bizi bekletiyorlar. Biz bu uygulamaya karşıyız. Bu vatandaşa eziyet değil mi? Dışarıdan gelen taksilerin yolcu almalarına izin verilmediği kuyruk oluştu. Taksiciler de müşteriler de tepki gösterdi. Hizmet mi eziyet mi? Ne diyorsunuz yetkili bey? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Geçtiğimiz aylarda Durak Yahya'sı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda müşteri almaya çalışan taksicilere saldırmıştı. Herhalde. Bizim arkadaşlarımızın genelde başını gözünü yardılar burada. Yani kan ve van içinde buradan ayrıldılar. Havalimanındaki taksi krizine bir yenisi daha eklendi. Önceki akşamda aynı durum yaşandı. Havalimanına dışarıdan müşteri getiren taksiler boş gitti. Yolcularsa havalimanı taksisi beklemek zorunda kaldı. İçlerinden bir yolcu o anları kayıt altına aldı. Burada bir sürü taksiler gidiyor, boş boş gidiyor. İnat ve ısrarla havaalanı taksisi verilecek diye bizi bekletiyorlar. Müşteriyi senin mağdur etme gibi bir lüksün yok. Havalimanındaki uygulamaya diğer taksiciler de tepki gösterdi. Niye Sabiha Gökçen'in araçları dışarıda yolcu alıyor da biz niye Sabiha Gökçen'den yolcu alamıyoruz? Erkan Özkay da biraz önce yolcusunu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda indirdi ama başka bir yolcu alamadı. Boş çıktı. Ne diyorsunuz bu uygulamaya? Ya bu uygulama çok yanlış bir uygulama. Müşteri de mağdur oluyor. Tamam, onlar belki oraya para veriyorlar. Doğrudur. Ama yolcu yoğunluğunda bari bize de versinler. Bu vatandaşa eziyet değil mi? Hizmet mi eziyet mi? Ne diyorsunuz yetkili bey?